Özel Tekden Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Bahadır Şarlı, kalp ve damar hastalıklarında risk taşıyan gruplara değinerek tedavi yöntemlerinden bahsetti. Kalp damar hastalığı için riskli grupta olan bireyler kimler peki? 40 yaş üzerindeki erkekler, 50 yaş üzerindeki bayanlar, şeker hastalığı bulunanlar, yüksek tansiyonu bulunanlar, sigara kullananlar, ailesinde, birinci derece yakınlarında kalp damar hastalığı öyküsü bulunan kimseler, kalp damar hastalığı açısından riskli gruptalar. Bu tür bireylerin düzenli kalp kontrollerinden geçmeleri gerekir. Kalp kontrolleri normal olsa dahi göğüs ağrısı açısından uyanık olmaları, herhangi bir anormal göğüs ağrısı hissettiklerinde acil servise başvurup EKG ve basit kan testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kalp damar hastalığı şüphesinin daha yoğun olduğu hastalarda efor testi gibi, kalp ultrasonu gibi testlerle bu hastalığın varlığını tespit etmek mümkün. Daha ileri testler koroner anjiyografi dediğimiz direkt girişimsel olarak kalp damarlarını görüntülemek. El bileğinden yapılan bu işlem yaklaşık 3-4 dakika sürmekte. Hastalar hastanede 2-3 saat kalarak kalp damarlarının hastalıklı olup olmadığı net bir şekilde söylenebilmekte. Yine eğer koroner anjiyografide kalp damar hastalığı tespit edilirse bunun balon stentler ile veya cerrahi olarak tedavi edilmesi mümkün. Kalp damar hastalıkları başka hastalıklara benzememektedir. Sonuçları ağır olabilmektedir. Gecikmiş tedavi ve teşhis ne yazık ki erken yaşta ölümlerle neticelenebilmektedir.